Mustafa Çağrıcı. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk Yavuz Bey. Bilmiyorum takip edebiliyor musunuz? Çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu resmi gazetede yayınlanan faizsiz finans kuruluşların denetlenmesine ilişkin yönetmelikte çok alıntı vardı. Hem ayetlerden hem hadislerden alıntılar vardı ve bazı tespitler anayasaya da çelişiyor biçiminde eleştiriler de göründü. İşte fıkıh çalışan akademisyen sayısı, ilahiyatlardaki öğrenci sayısı, Roma hukuku çalışan akademisyen sayılarının karşılaştırmaları, bir evham mı var sizce, yoksa özellikle iktidara ilişkin eleştirel yaklaşan kesimde böyle bir kızgınlık, böyle bir hassasiyet doğmuş durumda? Vallahi ben bilemem. Toplum psikolojisi, toplumda ayrışmalar biliyorsunuz bu sıralarda maalesef son yıllarda özellikle din, siyaset birbirine karıştı. Yani tam da ondan şikayet ediyor zaten hocam. Taraflar şöyle, ben bir aklımın erdiğince üst değerlendirme yapmaya çalışayım bu konularla ilgili. Yani esasında biz bir akademisyeniz, bilim insanıyız. İsteriz ki toplumun güncel konuları bilimi de ilgilendiriyorsa, bizim açımızdan İslami ilimleri de ilgilendiriyorsa, bu konuların ilgili uzmanlarca bilim ahlakı çerçevesinde tartışılması ve böylece uygulayıcılara, siyasetçilere belli bir bilgi sunumu olmalı. Böyle gerçekleşmeli bu işler. Ama insanlar ideolojik bakımdan kamplara ayrıldığı için böyle konular, işte bu faiz konusu olsun, işte fıkıhçı sayısı, Roma hukukçusu sayısı gibi konular da olsun, yani bir doğrunun tespiti ve o doğru olanın hayata geçirilmesi şeklindeki birinci arzudan, istekten, amaçtan dolayı değil de karşılıklı atışma ve alan kazanma gibi daha başka nedenlerle, ideolojik sebeplerle bu tür tartışmalar yürütülüyor. Onun için doğrusu Yavuz Bey, bizim gibi insanlar da acaba sözüm nereye çekilir diye böyle kaos ortamında, polemik ortamında ve hakikaten insanların maalesef birbirlerine zaman zaman işte gazete sütunlarında, sosyal medyada ağır hakaretler yağdırdığı bir ortamda takdir edersiniz ki yani bilim insanlarının konuşması kolay değil. O nedenle de ben bu tabii faiz konusunda da diğer işte fıkıh, hukuk, çağdaş hukuk, klasik İslam fıkhı gibi konularda elbette kendime göre bilgilerim var ve kanaatlerim var tabii, düşüncem var. Ama yani bunu anlatma ortamı yok, imkanı yok. Yani böyle bir şey durumu, kaos durumu yaşıyoruz. O sebeple de izin verirseniz bu konularda bir kanaat belirtmeyeyim efendim. Peki. Çünkü yarın işte sosyal medyada ve benzeri platformlarda bu yaştan sonra ne türlü hakaretlere uğrayacağımdan endişe ediyorum. Peki. Böyle şeylerin bir de ama yani beni arayan hanımefendi, Nilay hanımefendi, bu Diyanet'in söyleyeceğim, oraya son açıklamasıyla ilgili tabii. aramıştı. O konuda tabii, görüşlerimi söylerim. Ben, siz söylersiniz. Yani bu faiz, bak şunu da söyleyeyim. Hazır yani sizi de hiç cevapsız bırakmamış olayım Yavuz Bey. Bu faiz konusu yani daha İslam ülkelerinde belli bir konsensüsün sağlanmadığı bir konu. Yani bir tartışma konusudur. Bu tartışma da şuradan ileri geliyor. Bu tartışmayı da doğal kabul ediyorum ben. Şuradan ileri geliyor. Bütün bu İslam hukuku veya fıkıh dediğimiz konu içinde tartışılan faiz meselesi esasında yaklaşık 1000 yıl ve daha önceki zamanlara ait bilgilerden yola çıkarak tartışılıyor.
Anlatabiliyor muyum evet. efendim? Yani bugün ilahiyat fakültelerinde işte biraz sonra konuşacağız. Evet. Okutulan İmam Hatip liselerinde ilahiyat fakültelerinde okutulan fıkıh ilmi dediğimiz ilim veya fıkıh usulü yani metodoloji dediğimiz bilim modern dünyanın şartlarına göre üretilmiş bilgilerden oluşan bir bilim değil. Sorun burada. Yani bizim insanımız 1000 yıl önceki kitaptan okuyor, modern dünya şartlarında o bilgileri insanlara sunuyor. Ama insanların bugün yaşadığı şartlar 1000 yıl önceki şartlar değil ki. O devirde üretilmiş olan bir bilgiyi bugün de kullanabilsin. Anlatabiliyor muyum? Çok iyi anlatıyorsun. Onun için İslam dünyasında bu sorun tartışılıyor. Yani işte aşağı yukarı bizim ülkemiz gibi oralarda da tartışma özgürlüğü ne kadar varsa o kadar tartışılıyor. Daha da açık konuşmaya kalkışan insanlar da kendi ülkesini terk etmek zorunda bırakılıyor. Böyle yani, örneklere de rastladık. Tabii. Var tabii var böyle örnekler. Çok da hassas işte, konular bunlar. Yani bunu... Tabii Türkiye'mizde yok Allah'a şükür. Evet. Bu kadar yani bunaltıcı bir ortam ve yurdunu terk etmek zorunda hissedeceği insanların böyle bir çok şükür özgürsüzlük yok ama doğrusu kabul etmek lazım ki burada da böyle bunaltıcı bir hava var. Onun için de yani bir bilim insanı hele de dini konuda konuşuyorsa çünkü din doğrudan halka ulaşılan bir alandır. Doğrudan halkı ilgilendiren ve halkın tepkisine açık bir alan yani o konudaki farklı bir düşünce halkın tepkisine açık bir düşünce olduğu için dini alanda konuşmak çok daha zor oluyor. Haklısınız. Böyle bir durum ama, var. Ama efendim. Bilim adamları bu tip zor durumlar için var zaten. Bilimi öne çıkartmak. Doğru. Yine de biz ilketi yazıyoruz, konuşuyoruz. Tabii riskleri ki. Göze çok alarak haklısınız. Bu hareketleri yapmak yani, durumunda. Tabii ki çok Diyanetle haklısınız. İlgili asıl tabii. Yani şu affedersiniz bu mesela. Fıkıhçı işte hukukçu sayısı karşılaştırması. Kemal Gözel'in makalesiyle. Evet Kemal Bey'in zaman zaman yazılarını ben de okuyorum. Yani şöyle bir şey var. Türkiye'de sadece şeyde değil, ilahiyat dini alanda değil, başka alanlarda da. Yani realist olarak, rasyonel olarak bu ülkenin ne kadar ziraatçıya ihtiyacı var, ne kadar hukukçuya, ne kadar tabibe ihtiyacı varsa ona göre eğitim kurumları ve kontenjanlar oluşturmaktan ziyade işte popülist olarak yani hangisini daha çoğaltırsam işte buradan bir getiri sağlarım gibi daha çok pragmatist bir düşünceyle okullar açıldığı işte kontenjanlar belirlendiği için böyle dengesizlikler olabiliyor. Olmaması gerekir yani elin adamı yani patates soğan ekeceği zaman bile kaç dönüm arazinin ülkede patatese 2020 yılında açık olması, ekimine açık olması kaç yani hesabını dahi yaparken biz ne kadar uzman hukukçuya, tabibe veya ilahiyatçıya ihtiyacımızın olduğunun hesabını yapmıyoruz. Başka türlü hesaplar yapıyoruz. Öyle olunca da işte böyle içinden çıkılmaz tartışmalar doğuyor efendim. Kör düğüm oluyor diyebiliyoruz değil mi hocam? Yani kör düğüm oluyor. Peki şimdi inşallah belki biraz daha geniş bu meseleleri konuşma imkanımız olur. Daha rahat konuşacağımız olur. Bir zaman. Çünkü benim sorularım da var ama ben sordukça bu mesele uzayacak. Sizin kaygılarınızı anlıyorum. Onun için uzamasını da istemediğimden. Diyanet meselesine geçeceğim. Diyanette İmam Hatip eleştirisi bugün haberiydi. Diyanet öğrenci sayısı 1.3 milyona ulaşan toplam 5138 İmam Hatip okulunu ve sayıları toplam son 8 yılda 22'den 105'e çıkan 22'den 105'e zaten Kemal Gözler Hoca da buna biraz takılmış vaziyette bunu söylüyor. 8 yılda 22'den 105'e çıkan ilahiyat fakültelerini eleştiriyor. Şöyle söylüyor yeterli kaliteli eğitim vermiyorlar diyor. Ben ona katılıyorum. Personel yani, eğitim seviyesi yükseldiği halde İmam Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakültelerindeki eğitim kalitesinin arzu edilen düzeyde olmaması
sebebiyle din hizmetlerinde istihdam edilen personel niteliklerinin arttırılması hususunda yeni politikalar geliştirmesi gerektiğini söylüyor. Tamamen katılıyorum buna. Yani bu İmam Hatip açılması, işte öğrenci kontenjanları, sayının böylesini için. Yani uçtan uca savruluyoruz diyeyim gene Kemal Bey, Yavuz Bey. Çünkü işte ben gayet iyi hatırlıyorum. 28 Şubat sürecini. Evet, o sıralarda ilahiyat fakültelerinin kontenjanlarını olabildiğine kısmışlardı. Ben Sivaslıyım. Sivas İlahiyat Fakültesi'ne gittiğimde oranın dekanı bana dedi ki, ya hocam dedi, işte bize 20 öğrenci kontenjan verdiler dedi. İşlerinden bir tanesi erkek, diğerlerinin tamamı kız öğrenci. O bir tanesi de, ya ben burada sıkılıyorum kızların arasında, ben yatay geçişle başka fakülteye gideceğim dedi. Oğlum yapma etme diye yalvardım çocuğa, sana burs bulayım bilmem ne dedi, diye ikna etmeye çalıştım, olmadı gitti dedi. Yani öyle zamanlardan bir uçtaydık o zaman. Şimdi geldik başka bir uca. Başka uca, alabildiğine kontenjanları arttı. Efendim valiler, kaymakamlar, belediye başkanları demir çarık giyip ayaklarına işte okul aradılar, okul yerleri aradılar filan İmam Hatip açmak için. Ama bu da güzel bir şey değil. Yani bu, sonuçta biz eğer hakikaten bu siyasi ihtilafları, ideolojik çatışmaları vesaireleri bir tarafa bırakıp, yani bu ülke ihtiyacı, ülkenin iyiliği, geleceği için neyin daha doğru olduğuna inanıyorsak onu yapmalıyız. Elbette bu ülkenin mihrapları din adamsız kalmamalıdır. Minarelerinde ezan okuyan müezzinsiz kalmamalıdır kesinlikle. Ama bunların hepsinin bir hesabı kitabı yapılarak olması gerekir. Şimdi Diyanet'te bu sordunuz muydu bilmiyorum da, eğitim konusunu da okudunuz oradan, evet, galiba. Evet. Bu ben eğitim yani dini okullardaki eğitim sisteminin ve müfredatının ve zihniyetinin tamamen tepeden tırnağa değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu anda ne yapılmalı hocam? Tevafuktur. Dünkü yazımda da, bir gazetedeki yazımda da temel sorunumuz, gazetenin dedim galiba, ismini de söyleyeyim büyük sorunumuz hocam, skolastik dini öğretim dedim. Gerçekten bizim öğretimimiz 1000 yıl öncesinde kalmış, Batı'nın bir 500 yıl önce terk ettiği skolastik öğretimi biz hala devam ettiriyoruz. Bu öğretimle bu dünyanın, bu çağın insanına bir şey veremeyiz. Allah bu dini insanlığın hayrı için göndermiştir. İnsanlığın selameti için göndermiştir. İnsanın zaten dinin tanımlarından biri de öyledir. İnsanın din, insanın dünya ve ahiret huzurunu ve mutluluğunu sağlayan ilahi bir yapıdır diye tanımlanır. Şimdi insanımızın mutluluğuna bu dini öğretim, haşa din değil, din elbette mutluluk kaynağıdır. Ama bu öğretilen dini bilgi insanımızın ne kadar mutlu ediyor, ne kadar kendi yaşamak zorunda olduğu çağının ihtiyaçlarına cevap veren bir din öğretiyoruz biz. Niye yani yapılıyor bu, hocam bu? Niye yapılıyor? Ya bunun yani bir siyasi amacı olması lazım. Başka türlü izah edilemez herhalde. Yani benim şahsi kanaatim, önce bir kere bak Yavuz Bey, önce sorunu tespitte anlaşamıyoruz. Sorun şu: bu öğretim, ben İmam Hatip Lisesi'nin mezunuyum, İlahiyat Fakültesi mezunuyum ve 43-44 yılda bu alanda gerek İmam Hatip Lisesi'nde gerekse İlahiyat Fakültesi'nde 44 yıl hocalık yaptım. Ve ayrıca 6'sı imamlık, 8'i de müftülük, İstanbul Müftülüğü olmak üzere, siz de belirttiniz. Diyanet Teşkilatı'nda, o şeref duyduğum teşkilatta da 14 yıl hizmet yaptım. Durumu gördüm. Yani hem öğretim tarafını biliyorum, evet, hem uygulama tarafını biliyorum. Ve şunu kesinlikle söyleyeyim ki, bütün izleyicilerimize de arz edeyim ki, bu öğretim ile bu çağın din hizmeti hakkıyla verilemez. Niye? Çünkü bu öğretim
bir kere İslam'ın temel öğretisinden, temel felsefesinden kopuk. Yani onu uzun uzun anlatmak mümkündür. Tecrübe ve olgulardan kopuk, yaşanan hayattan kopuk, bilimsellikten kopuk, yani bir pedagojik bir şeyi yok, temelleri yok. Evet. Ve sadece geçmiş nesillerin dini anlayış ve yorumlarını okutan, okuyan, taklitçi bir kitle yetişiyor. Yani onun için bu bir takım savruk fetvalar veriliyor. Hacı Hoca vesaire sosyal medyada, televizyonda falan siz de görüyorsunuz tabii. Evet. O İnsanların sinir uçlarıyla oynayan hatta öyle. Tabii söyleyeyim. O aynen öyle. O fetvalar, bakın o fetvalar durup dururken rüyada görüp vermiyor o insanlar. O klasik kaynaklardan çıkararak veriyor ve o klasik kaynaklarda o fetvaların gerçekten bir mesnedi var. Ama niye? Çünkü 1000 yıl önceki sosyal hayatla ilgili, 1000 yıl önceki telakkilerle ilgili, 1000 yıl önceki mantalitelerle ilgili, zihniyetle ilgili o bilgiler. Dolayısıyla onu o koca 1000 yılı hiç yaşanmamış gibi kabul edip de getirip bu çağın insanına söylerseniz işte öyle absürt fetvalar çıkıyor ortaya. Anlatabiliyor muyum? Hocam çok iyi anlatıyorsunuz da vallahi hep böyle soru geliyor aklıma, devam etmeniz zor. Şöyle bir şey yapalım mı? De, ya anladım. Buyurun. Yani şu kadarını söyleyeyim. Diyanet İşleri Başkanlığımızın, ben şahsen görev yaptığım için tecrübeyle biliyorum ki Diyanet'in tespiti çok çok doğrudur. Şu anda Diyanet'teki hizmet kadrosu hem İmam Hatip liselerinden hem de ilahiyat fakültelerinden ve hatta birçoğu hocalarından daha ileri durumdalar. Pekala. Ya bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum ama şöyle bir ben şey yapalım. Ben de teşekkür ederim. Bugün çok buyurun. Tuttum kendimi, yani devamında sormak istediğim sorular vardı. Daha geniş bir zamanda sadece sizinle. İnşallah. Böyle bir olur, program yaparız. Belki memnun daha işte. Geniş bir şekilde memnun konuşma imkanımız olur. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Eski İstanbul Müftüsü Mustafa Çağrıcı ile konuştuk.